Şayet ortaklarından bir tanesi sermaye taahhüt borcunu ödemezse kanun 482. maddesine istinaden de ihtara gerek kalmaksızın temerrüte, yani bir ek ödemeye zorlu olaraktan istenebilecektir. Ve bununla ilgili olaraktan da sermaye orta bundan dolayı da temerrüte düşme hakkına sahip olacaktır. Anonim şirketlerle ilgili olaraktan kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi zorunlu geçirebileceğini, SPK'ya tabi olmadan geçirebileceğini söylenmiş. Ama limited şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine geçmeye izin vermemekte. Kayıtlı sermaye geçme sisteminde ise SPK'ya tabi olmadan anonim şirketlerin halka açılmasıdır. Ana sözleşmede belirli bir sermaye tespit edilir. O sermaye 5 yıl süre içinde ortaklardan veya dışarıdan kişilerin ödenmesi kaydıyla yerine getirilir, taahhüt yerine getirilir. Yine sahip paylarla ilgili olarak da sermaye şirketlerinin en fazla eleştirilen konulardan bir tanesi ise ortakların borçları ile ilgili. Buradaki sınırlama getirildi fakat tamamen kaldırılmadı. Yedek akçelerin toplamı ve dağıtılmamış karların tabi. Geçmiş zararını karşılayamadığı müddetçe şirket ortaklarda borçlanamaz. Bu da kanun 358. maddede değişikliklerden bir tanesi. Şimdi buradaki birinci olasılığa baktığımız zaman yedek akçelerin toplamı 100 ise dağıtılmamış karlar 200 birim ise toplam 300. Fakat geçmiş zararına baktığımız zaman 350 ise ve bizim yedek akçelerimiz, sermayenin dışındaki yedek akçelerimiz ve dağıtılmamış kârlarımız, geçmiş yıl kârlarımız borçlarımızı karşılayamadığı için ve dolayısıyla sermaye taahhütü, şirket de sermaye, ortaklar da sermaye taahhütlerinin borçlarını yerine getiremediği için şirkete borç veremez. Yani 331 hesapta borç bakiyesi veremez. İkinci olasılıkta ise yine yedek akçe 100, dağıtılmamış kârlar 200 birim, toplam 300 birim. Eğer ki geçmiş yıl zararları 250 ise şayet şirket burada borçlanabilir. Ne kadar borçlanacak diye söylerseniz burada herhangi bir tanım yok, bir süre yok, herhangi bir limit yok. Ama ne yazık ki şirketin içine bu önemi boşaltmayacak şekilde. Şimdi belki de bu da kanun eksik veyahut da yanlış taraflarından bir tanesi. Buradaki borçlanmayı hiçbir zaman için şirket kötüye kullanmamak durumundadır. Bununla ilgili olarak da ortaklara borç verme yükümlülüğünde 300 bin lira olmak üzere adli para cezasına çarptırılmış ve bu da yine adli para cezası olmuş olduğu için 20 ve 100 lira arasındaki günlük bedelleri ödemek kaydıyla ve bu cezadan kurtulma şanslarına sahip olur. İsterseniz bir ara verelim, saat oldu. Ondan sonra bir 15 dakika kafe break, ondan sonra devam edelim.